Arkadaşlar merhabalar, Tuncay Tümtaş kanalına hoş geldiniz. Hepinize selamlar, saygılar, inşallah iyisinizdir. Bugünkü videomuzu da Serhat Reis'in kümesini açarak başlattık. Bir önceki videoda diğer kümeste çekmiştik. Kuşlarımızı salmıştık uzaklardan. Bir tane kaybımız var, henüz gelmedi. Saldığımız kuş zaten bu kümesin kuşuydu. Şimdi açtık, belki şansa gelir. Yani bir buçuk saat falan geçişti aradan. Ben eser yok. Diğerleri hemen gelmişti. Bu ara arkadaşlar, kümesimizde yine hastalık var. Bayağı bir kuşumuz hastalandı. Yeni yavrulardan, yani tam uçuma gelen yavrulardan birkaç tanesi sizlere ölmüş. İlaç veriyoruz ama daha orada çırpınıyor. Takladan gelemiyor. Mardin'in var, derdin var. Kız seni görsün de gelsin, hadi gel. Eşi burada onun. Gel, yukarı bırakacağım seni, gel. Seni görsün de gelsin bari. Gidiyor ama gelemiyor ki aynen. Takladan gelemiyor da inşallah sokağa düşmez. Bir iki videoda göreceksiniz böyle. Oralarda. Evet, bakalım. Bu videomuzda neler yaşayacağız? Bir ekşirimiz olacak mı? Hemşerim, sevgili Nebi arkadaşımızı az önce görüştük. Buraya gelecek. Kendisi kuş besleyemeyen ama kuş sevdalısı bir kardeşimiz. Gelince onlarla biraz sohbet edeceğiz, tanışacağız inşallah. Bu arada kaçak köçek gelirse bir reaction yaşarız. Böyle bir videoyu başlatmış oldum. Videolarımızı yorumlarla, like'larla ve de reklamlarımızı, en azından bir iki reklamımızı atlatmadan izlerseniz destek olmuş olursunuz. Destek olmak isteyen arkadaşlarımıza bunu da belirtmiş olayım. Şimdilik görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, Nebi arkadaşımız ziyaretimize geldi. Biz çayımızı yaptık, burada muhabbet ediyorduk. Dedim senin o mübarek yüzünü de bir göstereyim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun misafirler verdiğinizden dolayı. Canım, bir de işin güzel tarafı hemşeri çıktı. Evet. Ondan dolayı da ben gerçekten gurur duydum, mutlu oldum. Sağ olsun beni kırmadınız, teşekkür ederim. Diğer arkadaşlar da burada olsaydı onlarla da tanışırdım. Evet, işte Ali çalışıyor, Serhat yine ayakkabı peşinde. Kutsal topraklara geldik. Uzun zamandan beri seyrediyordum, aboneydim zaten. Yani Allah razı olsun, beni kırmadılar, davet ettiler. Otobüs durağına kadar gelip beni aldılar. Vallahi çok güzel. Şu anlık burada çayımızı içiyoruz. İşte kekimizi yiyoruz. Afiyet olsun. Sağ olun. Çayımıza yaptı bir semaver dolusu. Allah razı olsun. Eski kuşçulardasın. Kuş besleyemeyenlerdensin. Evet. Maalesef biz gençliğimizde güzel kuşlar beslerdik. Tabii şimdi soyları kırıldı, kırıldı, kırıldı. Hiç duymadığımız rahibe, yok papaz, tuhaf davisi. kuşlar türemiş. Yani çok bozulmuş soyları. Mümkünse hayvanları soylarıyla oynamayın derim. Tek bir cins besleyin. Temiz olsun. Sağlıklı olsun. Buradan gençlerimize bir şeyler söyleyeyim. Söyle tabii asla ki. Asla kimsenin kuşuna tenezzül edip insanların kümeslerine çıkıp güvercinlerini çalmayın. Gidin isteyin, zaten o abileriniz sizi mutlaka yakaladığı kuşlardan birer ikişer tane verir, hediye ederler. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Değil mi? Öncelikle dostlukla isteyin. Tabii dostlukla isteyin. Tanışın. Bir kuru pasta alın gidin. Bir abi gelebilir miyiz diye rica edin. Onlar da sonuçta insan, onlar da genç oldu. Her türlü size yardımcı olurlar. Evet, bence de yani öyle yaklaşmak gerekiyor. Emek var sonuçta. Kesinlikle. Emeğe saygılı olmak lazım. Buradan Ali kardeşime, diğer kardeşimize de çok selam söylüyorum. Serhat'a da çok selam söylüyorum. Belki gelirler biz buradayken de, belli İnşallah olmaz. İnşallah tanışırız onlarla da bir gün. Evet. Sizleri seviyorum. Ne diyeyim? Eyvallah, sağ olasın. Allah razı olsun. Şimdi Nedim'le konuştukça akraba da çıkarız yani. Önce bir hemşeri çıktık tesadüfen. Ama bakalım. Biz buradayız arkadaşlar. Eğer action olursa Nedim arkadaşımızla da bir action yaşarız.
Saat itibariyle biraz zor ama belli olmaz. Nasip kısmet. Açanlar bugün kuş pazarda var. Evet, bakalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hocam görsün seni. Bak nasıl bakıyor sana. Siz de gidin ya, adam görsün gelsin. Evet arkadaşlar, ne bir arkadaşımız. Dişi Mardin'i oradaki eşine gösteriyor, görsün gelsin diyor. Ben de diyorum ki zaten gelse gelir ama yalvar yakar kardeşler taşlara temizlik yapacağız diyorlar ama işte şu ana kadar yiyip içiyorlar. Nebi sen ne besliyordun? Ben bango, kelebek, baska besliyordum ama ağırlıkla kelebek besliyordum. Kaçakla aran nasıldı? Vallahi kaçaklarla aram çok iyiydi. Yedikpaşa'da besliyordum o zamanlar. Günde 4 tane, 3 tane yakalıyordum yani. Ben kuş uçurduğum zaman genelde diğer kuşlar kuş indiriyordu o zamanlar. O dediğim bayağı eski. Öyle kaçakçıydın yani. Çok iyi. Küpçü müydün? Çok iyi. Küp yapardık. O zaman tabii marka yok, telefon yok. Yakaladığımızı koyuyorduk kimisi. Ha geliyordu, kuşunu tarif ediyordu, veriyordu. He, tamam. Veriyordu. Önemli olan o. Markasız. Emeğe saygısızlık yapmıyorduk. Şey için sordum. Az önce dedin ya işte kuşları verin, etmeyin, çalmayın, çırpmayın. Tabii ki. Orada küpçüğüm deseydin sana. Yok, kesinlikle öyle bir şey yok. Seni tuzağa çekiyordum aslında ben. Yok, öyle bir şey. Tuzağa düşmem ben. Elimden geldiği kadar gençleri mutlu ediyordum, veriyordum onlara. Ne güzel. Sonuçta biz de genç olduk, çocuk olduk. Gidip saatlerce kuş uçuranlara aşağıda oturup çekirdek alıp böyle seyrederdik onları. Bir gün de bizim kuşlarımız uçacak inşallah biz de diyorduk. Biz de abilerimiz gibi olacağız diyorduk. Saygı, sevgi çerçevesi içinde bu yaşımıza kadar geldik. Artık boyumuz kadar da çocuğumuz oldu. İşte bir değişik anım oldu. Bir gün 4 tane kuş indirdim. Tam böyle alttan geldim, yakalayacağım. Yakaladım, geri kalanı yoktu kuşun. Kuyruğun elinde kalmıştı. Çok güzel bir bangoydu yanlış hatırlamıyorsam. Yani içim gitmişti Mısırı Gaga. Sarı kanat bir bangoydu. Yani çok nadir buldum. O zamanlar çok vardı, şu an çok nadir. Desene Serhat'ın kepçeden kaçırdığı gibi olmuş. Yani. Her kuşçunun böyle bir anısı vardır yani. Kesinlikle öyle bir anım olmuştu. Kuşçular aşağıya... Yani Mardin yakaladığım zaman devamlı veriyordum. Mardin beslemiyorum. Çünkü ağır hayvan. Gidiyor bir dama konuyor, 3 gün sonra geliyor. Şu an şu... Evet, örneğini yaşıyoruz. Örnekte olduğu gibi. Ama yine de derim ki baska falan... Baska beslesinler, bango beslesinler. Evet arkadaşlar, sizler de ilginç kuşçuluk anılarınızla aşağıya yorum olarak erinmeyin. Yazın. Susamıştı, aldım yavruyu ben. Evet. Kafasını soktum, suyunu içti. Bizler de o anılarımızı bir videoda okuyalım. Yapabilirsek de canlandıralım. Güzel olur değil mi? Kesinlikle. Buradan... Tuncay Tümtaş kanalındaki bütün arkadaşlara söyleyebileceğim misafirperver arkadaşlar. Ben de abone değilim. Bir yıldan beri takip ediyordum. Tanıştık, hemşeri çıktık. Gelin, iyi insanlar. Serhat'la Ali kardeşimiz yok ama Allah razı olsun beni keklerle, çaylarla karşıladılar. Ne demek abicim, onların lafı bile olmaz. Kendilerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Rica ederim, afiyet olsun. Ne demek? Helal olsun. Dostlukları güzel, muhabbetleri güzel, şakaları güzel. Yani örnek olacak abileriniz burada. Kuşçuluğu bizden öğrensinler. Yani kuşçuluğu öğrensinler. Veya siz biliyorsanız siz öğretin, gelin eksikler varsa. Zaten sağ olsunlar arkadaşlar yazıyor. Bazen diyorlar ki şunu yapsaydınız daha iyi olurdu. Biz mutlu oluyoruz. Çünkü bizim kesinlikle aklımıza gelmeyen bir şeyler oluyor. Hani sanmayın ki okuyup geçiyoruz. Kesinlikle. Ben kendi adıma çok şey öğreniyorum. Yarın bugün kendi kümesim olursa onları birebir uygulayacağım. Hani Ali ile Serhat kendi kafasına göre takılıyor ama ben biraz daha bilimsel beslerim kuşları diye düşünüyorum. Mesela yazın yere mutlaka su koyun ve içine az bir şey sirke atın. Hem hayvanlar mikropları kırılır hem de tüyleri parıl parıl olur. Bunu çok az insan bilir. Evet. Yani belki bilenler vardır. Ama sirkeyi eksik etmeyin. Fazla vermemek şartıyla. Sirkeyi mutlaka balkonunuzda, banyo sularında, içme sularında çok az miktarda olmak üzere verin. Hasta olmaz hayvanlarınız. Tüy dökümünden çabuk kurtulurlar.
sağlıklı olur kuşlarınız. Hem de doğal bir ilaçlama olmuş olur yani. Kesinlikle. Yakaladığınız kuşları hemen kümese koymayın. Ayrı bir sandıkta birkaç gün karantinaya alın. Bir bakın bir rahatsızlığı var mı yok mu? Çiçeği var mı? Gözünde bir akıntısı var mı? Göz nezlesi var mı? Yani elinizden geldiği kadar iyi kuş besleyin. Bir daha kuş beslemeyi düşünüyor musun? İnşallah. Çok yakında bir çatı katına çıkacağım. Hadi yani bakalım. Kendime güzel bir kümes yapacağım ama dediğim gibi iki soy beslerim ya. Bangoya kelebek. İnşallah nasip olur. Biz de gelir çekeriz inşallah. İnşallah. Tabii ki beklerim. Başımın üstünde yeriniz var hepinizin. Ayrıca beni davet ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Tüm Tuncay, tüm Taş Kanalı seyircilerine buradan selamlar, saygılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bu insanlara abone olmayı unutmayın. Gerçekten değerli insanlar. Sağ olasın. Allah razı olsun. Bu güzel sözleri sizden duymak bizim için ayrı bir kıymetli. Arkadaşlar şöyle ara bir sohbet yapalım dedik ama bugün şansımıza kaçak pek görünmüyor. Çok uzaktan. Bir şey geliyor. Bakalım bir şey geliyor dedi ama ben göremedim. Gördün mü? Ha şimdi gördüm. Baya bir uzakta. Belki görür gelir. Mardin mi o? Çok uzakta şu an. Görmüyorsunuz siz tabii ki ama baya bir uzakta. Ama Nebi baya bir kaçakçı yani gözü sürekli yukarılarda şu kuş kaçak mı şu kaçak mı diye. İnşallah sen buradayken gelir yakalarız bir tane. İnşallah uğurlu gelirim de. İnşallah. Eski günden yaptığına belki bir kuş yakalama şansı. Saat itibariyle çok fazla kuş uçurulmayan bir saat ama belli de olmuyor. Şu an üstümüzdeler. Bizim kuşlarımız. Heyecanlandım dedim Allah Allah. Bir tane gördük, iki tane geldi. İki oldu. Yani. Çift kaçak gelecek. Bizim o bango geliyordu iyiydi. Ümidim kalmadı artık. Yani o büyük bir ihtimalle herhalde oradaki arkadaşlar küplemiş olabilirler. Evet. Neyse bizi izleyen biri ise inşallah haber verir bize. Orhan'a doğru gitti. Orhan sana doğru geldi kuş. İnkar etme. Evet arkadaşlar bakalım gün bize neler doğuracak. Biz buradayız şimdilik. Siz like atın biz geliyoruz. Ben videoyu editledim. Aşağı indim. Bango gelmiş arkadaşlar. Şimdi Ahmet'e diyorum ki bir tane de kuşumuz kayıp. Bango yavru. Aa diyor az önce geldi. Helal olsun lan sana. Geç gelen ama gelen. Becerik bu. Maşallah var. Vallahi kafalı kuş, posta kuşu gibiler maşallah. Helal olsun. Şöyle bir yakından göstereyim. Evet arkadaşlar bu videomuz da buraya kadar olsun. Nebi arkadaşımıza tekrar bu ziyaret için teşekkür ediyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşça kalın.